Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Siirt'te gündemi değerlendirdi. Halkın geçim derdini gündeminin ilk sırasına alan Yapıcıoğlu, büyük çoğunluğun aldığı maaşın açlık sınırının altında olduğunu, bunun sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Ek bütçe hakkında da eleştirilerde bulunan Yapıcıoğlu, vatandaş da bütçesiyle ay sonunu getiremiyor dedi. Hüdapar Genel Başkanı'nın gündemindeki bir diğer konu da ahlaki yozlaşıydı. Memleket memleket gezerek halkın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bu kez Siirt'teydi. Yapıcıoğlu Siirt esnafını ziyaret ettikten sonra kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Hüdapar Genel Başkanı daha sonra şehirdeki yerel ve ulusal basın çalışanlarıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Hoş geldiniz. Gündeminde ekonomi olan Yapıcıoğlu, asgari ücretli, memur ve memur emeklisiyle SSK ve Bağkur emeklilerinin durumuna dikkat çekti. Sadece enflasyon oranında bu kesimlere zam yapmak yetmez, mutlaka refahtan bunlara pay ayrılması gerekir. Ve hiçbir ücretin açlık sınırının altında olmaması gerekir. Bazı emeklilerin, memur emeklileri hariç, diğer SSK ve Bağkur emeklilerinin büyük çoğunluğunun maaşının açlık sınırının altında kalacağı anlaşılıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Yapıcıoğlu, hükümetin ek bütçeye ihtiyacı olduğu gibi halkın da ihtiyaçları olduğunu belirterek insanların karnını bile doyurmakta zorlanır duruma geldiğini vurguladı. Hükümet 6. ayında bütçenin yetmeyeceğini, ek bütçe hazırlanması gerektiğini gördü ve ek bir bütçe yaptı. Daha önce hazırlanan bütçenin yarısından fazla bir ek bütçeyle sene sonunu getirmeye çalışacak. Vatandaş da bütçesiyle ay sonunu getiremiyor. Bu husus görülmeli ve mutlaka açlık sınırının altında bir gelire sahip olanlara ilişkin ek tedbirler alınarak, ek gelirler bunlara sağlayarak, maaşlarında ek iyileştirmeler yaparak bu sorun mutlaka aşılmalı. Aksi halde bütün bir toplumu etkileyecek, insanlar sadece karnını bile doyurmakta zorlandığı duruma gelmişti. Hüdapar Genel Başkanı açıklanan dış ticaret rakamlarını da değerlendirdi. Dış ticaret açığı büyüyor. Bu açığın büyümesinin belki en önemli sebeplerinden bir tanesi enerji fiyatlarıdır. Çünkü Türkiye enerjide dışa bağımlı bir haldedir. Bunu aşmak için uzun süredir şöyle bir talebimiz, şöyle bir çağrımız vardır. Mutlaka yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması, bunların toplam enerji ihtiyacını karşılamaktaki paylarının oranlarının yükseltilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır diyoruz. Siirt'te kanaat önderleriyle yaptıkları toplantıda ahlaki çöküntünün ciddi bir şekilde toplumun gündemine gelmemesinin konuşulduğunu ve ciddi şikayetlerin olduğunu söyledi. Evet, memleketin her tarafında ekonomi birinci gündem maddesi ama en az onun kadar tehlikeli ve en az onun kadar mutlaka acilen tedbir gerektiren hususlardan bir tanesi de yaşanan ahlaki çöküntüdür. Bunun da kısmen ekonomik sıkıntılarla, sorunlarla bağlantılı olduğunu söylemek mümkündür. İthal ilaçların tedariğinde yaşanan sıkıntılara da değinen Yapıcıoğlu, sorunun kur fiyatlarındaki istikrarsızlıktan kaynaklandığına işaret ederek halkın büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.